Efendim şimdi CHP'de çok hareketli günler yaşanıyor. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar 25 ve 26 Temmuz'da CHP'de olan kurultay yapılacak. 37.si hem başkan seçilecek hem acaba başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip çıkacak mı isim olarak, bu konuşuluyor. Ayrıca parti meclisi de çok konuşuluyor. Çünkü 60 kişilik bir parti meclisi oluşturulacak. Şimdi muhalefet cephe CHP'nin içinde ayrı bir parti meclisi listesi oluşturuyor Kılıçdaroğlu'na karşı. Şimdi ortak bir listeyle girmeye hazırlanıyor Kılıçdaroğlu ama bir yandan da bu var. Acaba ne yaşanacak? Şimdi biraz sizlere bu kurultayla ilgili kulisleri getiriyoruz ekranlarınıza. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu eleştirileri yönetenlerin ikinci dalganın başlaması ihtimalinde bu kurultayı yapamaz duruma gelmemiz halinde Mart ayında ortaya çıkıp kurultayı yapamadılar, kayyum atayın diye barbar bağırmaya başlayacaklarından hiç şüphem yok. Genel merkeze karşı olan isimlerin virüs varken kurultay neden yapılıyor eleştirisine sert tepki geldi. CHP yönetiminin kurultay için acele etmesindeki ana nedeni parti sözcüsü Faik Öztrak bu sözlerle açıkladı. Bugün eleştiren yarın kayyum der dedi. Kurultay 4000 kişilik Odeon gösteri merkezinde yapılacak. Sosyal mesafe kuralı da dikkate alınınca genel merkez, kurultay delegeleri ve adaylar dışında kimsenin kurultaya gelmesini doğru bulmuyor. Sayıları 2500'ü bulan onur kurulu üyeleri de bu kapsamda değerlendiriliyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu nedenle eski vekil ve parti meclis üyelerine bir mektup gönderecek. Mektubun gönül alma çerçevesinde kaleme alındığı öğrenilirken parti içi muhalefetin tepkisi sürüyor. Bunun üzerinden gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ne eleştiri yönetmek, partimize eleştiri yönetmek insafsızlıktan başka bir şey değil. Kurultay öncesi adaylık kulisleri de oldukça hareketli. Genel başkanlık seçiminde bir sürpriz beklenmiyor. Rakip çıkması durumunda bile Kılıçdaroğlu'nun büyük bir oy farkıyla seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Parti meclisi seçimlerinde ise muhalefet ittifakla yönetime girme arayışında. CNN Türk'ün edindiği bilgilere göre Muharrem İnce kanadı, İlhan Cihaner'in başını çektiği Gelecek Adına Biz grubu ve çoğunluğunu eski isimlerin oluşturduğu Küskünler grubu oyları bölmeden sonuç almak için ortak bir parti meclisi listesiyle yarışa girmeye hazırlanıyor. Buna karşın Kılıçdaroğlu da parti meclisi için titiz bir çalışma içinde. CHP liderinin yeni küskünler yaratmamak için MYK üyelerinin tamamına yakınını anahtar listesine koyması bekleniyor. Muhalefetin mevcut isimleri çizme olasılığı ve PM'ye taşıyacağı yeni isimler de dikkate alınınca Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini 52 kişi yerine 70 ya da 80 kişilik hazırlayabileceği konuşuluyor. Toplantımız başlayacağı için dışarıya davet ediyoruz. MYK'daki üye sayısında 19'dan 13'e ya da 15'e indirmesi beklenen Kılıçdaroğlu'nun birkaç tanıdık akademisyen ve uzmanı da önce PM'ye sonra MYK'ya taşıyacağı ve yeni bir siyasi vitrin oluşturacağı belirtiliyor.